Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bisiklette mekanik ne kadar önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen bir mekanizmadan oluşan bir sistem. Bu mekaniğin yıllarca size hizmet edilebilmesi için de düzgün şekilde servis ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Düzgün şekilde temizlenmesi, düzgün şekilde yağlanması demek oluyor. Şimdi burada çeşitli markalar ön plana çıkıyor. İşte bu markalardan bir tanesi sevgili Formula X'in sahibi Mehmet Karakaş yeni bir marka getirmiş Türkiye'ye. XCP markası. Biz bu sene bu markayla beraber çok haşır neşir olacağız. Hemen dipnot olarak şunu söyleyeyim. Ben her markayı kabul etmiyorum. Bana defalarca sürüyle marka geliyor ama birçoğunu inanmadığım hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bunu her videomda da mümkün mertebe altını çizerek söylüyorum. Çünkü ben bu işten para kazanmıyorum. Tamamen gönül işiyle yapıyorum. Ve Mehmet abiden de bugüne kadar başladığım 2014-2015 yılından bu zamana kadar hiçbir şekilde uyduruk bir ürün görmedim. Ne getirdiyse hep arkasında durdu. Sağlam ürünler oldu. O yüzden bu XCP markasını Türkiye'ye soktuğunda beni aradı. Fırat dedi, harika bir ürün getirdim. Sana da göndereceğim. Abonelerine de bir kısmını çekilişle verirsin. Ama mutlaka test et, senin görüşlerin benim için önemli dedi. Ona göre yönlendirirsin beni dedi. Ben de tabii doğal olarak kabul ettim. Şimdi XCP markası ne? İlk etapta biraz bundan bahsedeyim. XCP 1981 yılında baskı makinaları, baskı mürekkepleri üreten, baskı kimyasalları üreten bir firma olarak kullanılıyor. Zaman içinde farklı dallara yayılıyor kimyasalla ilgili ve 2010 yılında da XCP yüksek yağlayıcılar ve bakım kimyasallarını üretiyorlar ve hatta Vidi40'a o kadar iddialılar ki Vidi40'a da rakip oluyorlar. Vidi40'tan daha iyi olduklarını iddia ediyorlar. Firma 2014 yılında Honda İngiltere takımını sponsor, Honda İngiltere yarış takımının sponsorluğuna soyunuyor. Arkasından 2010 yılında da hatırlarsınız ve birçoğunuz da biliyorsunuzdur, meşhur Ed China var. Ben nasıl bisiklet restore ediyorsam bu arkadaş da ne yapıyor? Aynı şekilde arabaları restore ediyor. Markaya güvendiği için markanın yüzü olmayı kabul ediyor. Ve çeşitli ürünleri piyasaya sunuyorlar arkadaşlar. Şimdi bizim elimizdeki ürünler ne? Tabii ki bisikletle haşır neşir olduğumuz için bana Mehmet abi birkaç ürün gönderdi. Ama ilk introdan sonra başlıyoruz zaten. Şimdi ilk ürünlerden şöyle bahsedeyim. Şimdi sprey olan versiyonları var. Bu Rust Blocker. Yani pas önleyici. Bunu ben daha test etmedim. Bunu ayrı bir video çekip sizinle beraber test edeceğim arkadaşlar. Onun haricinde zincir yağlayıcılarımız var. Alta linki bırakıyorum. XCP'nin kendi sayfasına girdiğinizde bütün bilgilere orada ulaşacaksınız. Bir böyle büyük versiyonu var sprey şeklinde. Bir de aynı, tamamen içinin aynı olan. Bir de böyle bisiklet için daha ekonomik versiyonları var arkadaşlar. Onun haricinde bir de multipurpose çok amaçlı yağlayıcı. İşte Vidi40'a rakip olan bir arkadaş var. Yağlayıcı, temizleyici, Vidi40 gibi. Vidi40'ın da tam içeriği belli değildir. Kimi aşındırıcılar, kimi yağlayıcılar. Bu da onun gibi çok amaçlı bir sprey. Bunun en büyük özelliği %99 biyolojik ürünlerden elde edilip çevreci oluşuyor. Yani bu spreyi kullanırken çevreye iğrenç kimyasalları vermiyorsunuz. Biraz daha pahalı ama en azından çevreye zarar vermiyorsunuz. Zaten o yüzden de ismi Green One. Şimdi gelelim bizim zincir yağımıza. Şimdi biz ne demiştik? Burada göreceksiniz. Burada benim zincir yağlarım var. Bu zincir yağlarını tek tek test etmiştik. İşte demiştik ki Finish Line en tepede, altında Chainel var. İşte Chainel'i çok dikkatli şekilde yapmanız gerekiyor. Ama Finish Line burada yok. Yurt dışından getiriyorsunuz falan, böyle avantajları, dezavantajları. Ben bundan size bahsetmiştim. Şimdi XCP'nin zincir yağının diğer yağlara göre ne farkı var? Ben şimdi bunu test etmedim. Sadece okuduğumu aktarıyorum size. Bunun için ayrıyetten test ettikten sonra 1000. kilometrede bunun videosunu tekrar çekeceğim. Evet iyiymiş veya hayır kötüymüş, ben bunu beğenmedim gibi bütün yorumlarımı size aktaracağım. Okuduklarımı aktarayım şu anda. Okudum, yani firmanın kendi sayfası içinde yazan, ki bana bunu Mehmet abi bile söylemedi, ben kendim girdim araştırdım. Diyor ki normalde diyor zincir yağları diyor, evet diyor, uzun ömürlü olabilir, 1000-1500 kilometre gidebilir. Veya bir zincirinizi
çok temiz tutar 500 kilometre gider veya 200 kilometre gider. Ama diyor biz bununla diyor öyle bir şey yaptık ki diyor zincirinizi diyor uzun kilometreler kullanabiliyorsunuz diyor. Bunu diyor düzgün şekilde uyguladığınız takdirde de diyor zinciriniz diyor hem uzun gidiyor hem de diyor diğer zincir yağlarının aksine üzeri diyor yapış yapış olmuyor diyor. Nasıl arkadaşlar hatırlıyorsunuz zincir yağına dokunduğunuzda zincire böyle yapış yapıştır üstünde elinize gelir hemen. Bunda bunun olmadığını iddia ediyor. Uygulaması diyor çok basit. Diğer zincir yağları gibi baklalara sürüyorsunuz diyor. Ama bir gece bekletirseniz diyor yaptıktan sonra diyor çok ciddi şekilde diyor performansını kendinize gözlerinize görebilirsiniz diyor. Evet şimdi bunu ayrı bir videoda ben test ettikten sonra size yorumlarımı, deneyimlerimi, tecrübelerimi iyi veya kötü sizinle tarafsız olarak paylaşacağım. Şimdi gelelim çekiliş konusuna. Şimdi bana 7 tane geldi. Bunun 3 tanesi, bir tanesi bende kalacak. 2 tanesi turcu arkadaşıma gidecek. Test etmelerini isteyeceğim ondan. Bir tanesi katlanır bisikletçi, pardon, bir tanesi turcu bir arkadaşıma gidecek. İkisinden de birinden asfaltta şehir içinde test etmesini isteyeceğim. Diğerinden de dağ tepe bayırda test etmesini isteyeceğim. Bunun için bu arkadaşı da belirlemedim. Kafamda birkaç isim var. Geri kalan 4 tane var arkadaşlar. Şu 4 tane içinde çekiliş yapacağız. Bunu aranızdan 4 kişiye vereceğim. Ama çekilişimizin şartları nelerdir? Hepinize okumak çok zor geliyor fark ediyorum. O yüzden bazen bakıyorum çekilişin şartları bu diyorum. Hatta videolar bile sonuna kadar seyredilmiyor. Alta katıldım falan yazıyor. Aslında ben alakasız bir şey istemişim. Aşağıya açıklamalar kısmına çekilişle ilgili şartların hepsini yazıyorum arkadaşlar. Oradan girer uygularsınız. Çekilişe katılırsınız. Ne zaman? Bu videonun yayın tarihi ne zaman? Bugün. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta çarşambaya kadar bir haftanız var. O bir hafta içinde arkadaşlar çekilişe katılabiliyorsunuz. Önümüzdeki hafta yeni video yayınlandığında çekiliş kapanmış demektir. Daha sonraki haftada bunun sonucunu açıklarım veya o hafta devam eden hafta gün devam eden günlerde sonucunu nereden açıklarım hemen onu da söyleyeyim. Ya Instagram'dan açıklarım ya da Facebook sayfamdan veya her ikisinden açıklarım. Evet arkadaşlar XCP markası böyle. Ben de inanın gerçekten çok merak ediyorum. Şu özellikle pas önleyici. Bunu özellikle test etmek istiyorum. Hatta bununla ilgili farklı bir proje var kafamda. Çünkü bisikletlerimizi kışın balkonda bırakıyoruz falan. Onunla ilgili biraz ipucu vermiş bulundum. Farklı bir proje var. Onu da birlikte yapacağız inşallah. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.